Kırşehir, eski adıyla Gül Şehri. Ahi Evra'nın asıl mesleği debbahlık, yani deri işlemeciliği. Kırşehir ve bölgesinin ünlü taşlarından bir tanesi de Onyx taşı. 32 esnaf içerisinde şairlerin de piri şiir yazmış. Ahi eli açık, cömert demekmiş. Hani her yerin bir bebeği var ya, evet. Bu da Kırşehir'in bebeği. Evet. 800 yıllık bir medrese ve Anadolu Selçuklu döneminin astronomi yüksekokulu. Herkese merhabalar. Seyir Alem programındasınız. Bugün elimizde kocaman bir liste var. Çünkü karşımızda koca yürekli bir şehir var. Gezilecek yerler, doğal güzellikler, deneyimlenecek lezzetlerle dolu bir liste bu liste. Günümüz ve zamanımız el verdiği ölçüde bu listeyi yakalamaya çalışacağım. Kısacası ben bugün kendimle yarışacağım. Hazırsanız Seyir Alem Kırşehir geliyor. Kırşehir, eski adıyla Gül Şehri. Milattan önce 3000'li yıllara kadar uzanan derin tarihinde pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. 13. ve 14. yüzyılda ise Kırşehir, Türk tarihinde derin izler bırakan pek çok alim ve düşünürün yetiştiği bir kültür merkezi konumuna gelmiştir. Bunlardan bir tanesi de Ahi Evran. Ahi Evran Veli'nin türbesinin bulunduğu Ahi Evran Külliyesi, Kırşehir merkezde bulunan Ahi Evran Mahallesi'nde yer alıyor. Ulaşımı oldukça kolay, merkezi bir konumda. 14. yüzyılda zaviye olarak inşa edilmiş, zaman içinde bir takım eklemelerle bugünkü halini almış ve şu anda cami olarak hizmet veriyor. Ve zamanında bu külliye Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türk debbahların ve zanaatkarların manevi durağı olmuş. Ahi Evran'ı Veli, hayatıyla ilgili bir bilgilendirme var burada. Hemen oradan faydalanmak istiyorum. Hacı Bektaş Veli, Mevlana gibi alimlerin bulunduğu bir dönemde 35 yaşında Anadolu'ya gelmiş. Kırşehir'in o zamanki adı Gül Şehri. Kırşehir'de tüm ülkeyi kucaklayan bir ahilik teşkilatını kurup onun lideri ve piri olmuş. Bunun çıkış noktası ise o dönemde Yahudi, Ermeni ve benzeri yabancı, yani gayrimüslim tebaa ekonomiye hakimdi. Türk esnafın gücünü artırmak, onlar arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak için ahilik teşkilatını oluşturmuştur ve ahilik teşkilatı Osmanlı İmparatorluğu zamanında padişahlara bile ışık olmuştur. Padişahlar da zaten ahidir aynı zamanda. Peki bu ahilik teşkilatının temelinde ne var? Tüm ülkeyi kucaklayan büyük bir ahi teşkilatı düşünün. Ve Ahi Evran'ın asıl mesleği debbahlık, yani deri işlemeciliği. Onun dışında 32 meslekte ahilik teşkilatı adı altında toplanmıştır, buluşmuştur. Neymiş bunlar, hemen bakalım. Bağbanlar, başmakçılar, günümüzde tanıdık mesleklere değinmek istiyorum. Çadırcılar, çanakçılar, dokumacılar, iğneciler, hallaçlar, kuyumcular, kürkçüler, şairler, tabipler gibi 32 mesleğin piri ve lideri olmuş Ahi Evran. Aslında bir bakıma sadece bulunduğu bu coğrafyanın ya da Türk milletinin değil, tüm insanlığın
piri ve lideri olmuş. Çünkü ahilik teşkilatı döneminin sosyal, ekonomik, sosyo-kültürel yapı, dayanışma gibi pek çok değerini bir çatı altında toplayan önemli bir teşkilat olmuş. Ahi kişinin eli, kapısı, sofrası açık, gözü, beli, dili kapalıdır. Ve Ahi Evran 1294'te Kırşehir'de Moğollarla yapılan bir savaşta 93 yaşında ön saflarda kılıç sallarken şehit olmuş. Sosyal adalet, iş disiplini, ticari ahlak gibi pek çok değer günümüzde de zaten iş dünyasının temel kurallarıdır ve nereye dayanır? Ahilik teşkilatına dayanır. Ahi Evran Külliyesi, camisi ve türbesi 2014'te UNESCO Geçici Dünya Mirası listesine alınmıştır. Caminin içinde bulunan türbe bölümündeyiz şimdi. Çok geniş tavanlı bir yer. Muhteşem çini işlemeler. Göz alıcı. Ve burada tüm mesleklerin piri Ahi Evran'ın türbesi bulunuyor. İlk yapıldığında zaviye olan bu külliyeye girerken böyle alçak bir kapıdan eğilerek saygıyla giriyorsunuz. Taş bir bina ama zaman içinde eklemeler yapıldığı için üzerindeki işlemeler ve bezemeler oldukça göz alıcı. Ve Kırşehir'e gelen yerli ve yabancı turistlerin en fazla uğradıkları yerlerden bir tanesi. Ahi Evran Külliyesi'nde bulunan Zanaatkarlar Çarşısı'na getirdim sizleri şimdi de. Burada geleneksel el sanatlarının pek çok temsilcisi hizmet veriyor. Buraya geldiğinizde Kırşehir temalı hediyelikler için en doğru adres bana göre burası ve yine yöreyle alakalı pek çok magnet var. Bunları da sevdiklerinize götürebilirsiniz.
Cam atölyesindeyiz şimdi de. Yanımızda Gülsen Çiçek var. Merhaba. Merhaba. Burada birbirinden güzel şeyler görüyorum. Hep nazar temalı çalışmışsınız değil mi? Evet, nazar temalı çalıştık. Bunlar özellikler yıllarca eski atalarımızdan gelen bir özelliktir. Tasarımlarını kendim yapıyorum. Aynı zamanda bunların dersini veriyorum. Hı hı. Bir ödülünüz de var herhalde. Evet, ödülüm camdan kış şey birincisiyiz, tasarım birincisiyiz. Hı hı. Onunla ödüllerimizi de gösterebiliriz. Böyle bu zurnadan, davuldan, böyle bunlardan da ödüllerimiz var. Şunlar zurnalarımız. Kırşehir'le ilgili tasarımda birinci olduk, Türkiye evet. Birincisiyiz. Kırşehir'le ilgili enstrümanları tasarlamışsınız. Evet. Ama müthiş bir işçilik. Yani bu kadar küçük bir şey işleyip zurna formuna getirebilmek. Evet. Davulumuz var, sazımız var. Onları da göstereyim. Tamam. Evet. Peki burada kaplumbağa terbiyecisinin bir farklı formunu görüyorum. Orada evet. Nasıl bir çalışma yaptınız? Bu kağıt rölyef olarak geçiyor. 12 kağıdın kesimiyle yapılıyor. Boyutlu resim de deniyor buna. Bunun da aynı zamanda dersini veriyorum. Bu şu panolar. Hı hı. Yani o kadar çok el emeği var ki insan hangisine yoğunlaşacağını bilemiyor. 40 yıldır el sanatlarıyla uğraşıyorum. Şu anda ders de veriyorum. Cam eritme dersini, bu üzerlik dersini, kağıt rölyef dersini de veriyorum. Anadolu'nun pek çok yerinde kilim desenleri getirdik ekranlara. Onlardan bir tanesi de şu lacivert form, eli böğründe diye tabir edilir. Ve kanevçeler, genç kızları sandıklarındaki kanevçeler ne olmuş? Üzerlikle birlikte bir tasarım harikasına dönüşmüş. Ne güzel şeyler düşünmüşsünüz. Yani geçmişle günümüzü... Evet, unutulmaya yüz tutmuş modelleri ve unutulmaya yüz tutmuş sanatı günümüze taşıyoruz. Bu da gerçekten muhteşem. Evet. Aynı zamanda boncuğu da taşıyoruz. Peki, çalışmalarınız... Takı tasarım dersi valilikte onu da yapıyorum. Peki çalışmalarınızda başarılar dileriz. Sağ olun, hoş geldiniz. Ve yine incik boncuk meraklısı bir kadın olarak hemen buldum. Bana şey hatırlattı. Cizre çekimlerimizde bunun altınını takmıştık. Kırşehir'de de boncuklardan yapılmış olanını. Kırşehir ve bölgesinin ünlü taşlarından bir tanesi de Onyx taşı. Burada madenlerden çıkartılıyor ve el oymacılığıyla böyle güzel ürünlere dönüşüyor. Dekoratif ürünlere dönüşüyor. Tepsilere dönüşüyor. Oldukça ağır ve dayanıklı. Yanımızda Kırşehir İl Kültür Müdür Yardımcısı Eyüp Temür var. Merhabalar. Hoş geldiniz şehrimize. Ahi Evren 32 esnafın başı olmuş. Onları eğitmiş ve donatmış ve onlara ticareti öğretmiş. Hı hı. Bu yönüyle de Türkiye'de tek ahilik müzesi burası Kırşehir'de. Yeni açıldı değil mi evet, müze? Evet 23 Eylül 2023'te açıldı. 100 binin üzerinde bir ziyaretçisi oldu. İçeride Ahilik Meclisi var, Ahiyan-ı Rum Teşkilatı var, Bağcıyan-ı Rum Teşkilatı var, Gaziyan-ı Rum Teşkilatı var, Abdalan-ı Rum Teşkilatı var, Şet Kuşatma törenlerinin olduğu yerler var,
Yani dönem canlandırılmış. Dönem dijital ortamda canlandırıldı. Hı hı. Ve çok değişik bir formatta yapıldı. Çok fazla da ziyaretçimiz var. Kapının ardında ne var? Bajiyanı Rum dediniz. Anadolu'daki ilk kadın örgütlenmesi teşkilatıdır. Ve Ahi Evran'ın eşi Fatma Hatun tarafından kurulmuştur. Ahi Evran da bu örgütü yürekten desteklemiştir. Ve zaten ahiliği anlatmamıza gerek yok. Hala günümüzde bile karşılık bulan, çok evet. kıymetli felsefesi olan, aslında sosyal hayatı, ekonomiyi, ticari ahlakı ve iş disiplinini düzenleyen bir anlayıştır, bir felsefedir. Evet. Şimdi bu kapının ardında neler var? Hep birlikte görelim. Hemen girişte ahiliğin yayıldığı coğrafya ile ilgili bir harita yer alıyor ve ahi kelimesiyle ilgili aslında kelime kökeninin nereden geldiğine dair bilgilendirme var. Ahi kelimesinin Arapça karşılığı kardeş. Ahili kelimesini de siz söyleyin. Divan Lugat-ı Türk'teki akı kelimesinden geliyorsa civan mert yiğit anlamında. Zaten 2024'te bakanlığımız Divan Lugat-ı Türk yılı ilan etti. Anladım. Evet. Yani hem Arapça hem Türkçe karşılık bulan bir zaten ikisi de uyuyor. Ahiler ikisi de uyuyorlar. Kardeşlik teşkilatı. Temelleriyle ilgili bilgilendirme var. Dini, ahlaki, içtimai, ticari, mesleki ve askeri boyutları bulunan bir teşkilat. Bu bölümde de İstanbul'da bir esnaf alayının geçiş töreni minyatürle canlandırılmış. Fütüvetname dediğimiz şey de günümüzdeki adab-ı muaşeretin o dönemdeki karşılığı. Yani bu anlayışın ilkelerinin bağlı bulunduğu alt başlıklar fütüvetnamelerle belirlenmiş. Şu anda da ahilik meclisi görüyorsunuz arkamızda canlandırılıyor ve seslendirme ile o döneme götürüyor sizi. Aslında o dönemin ticari davaları bu divanlarda görüşülmüş. Evet yani günümüzdeki Top Odalar ve Borsalar Birliği'nin ilk hali böyle. Burası ahilik meclisi. Bütün kararlar burada alınıyor. İşte çırak kalf olurken, kalf usta olurken şet kuşatma törenleri, iş yeri açma ruhsatı, kapatma, halkın şikayetleri, ham madde alma, yapılanları borsa olarak, kooperatif olarak satma gibi bütün işler burada görülüyor. Burada temsili Ahi Evran var, Yiğitbaşı var, Ketüda var, Ahi Şeyhleri var. İslam'da alışveriş için kesin bir kar hattı konulmamış, fiyatların doğal piyasa şartları içerisinde oluşması esas alınmıştır. Bununla birlikte piyasada suistimaller yaşandığı, özellikle halkın zaruri ihtiyaçları olan mallarda aşırı fiyat artışlarının görüldüğü durumlarda devletin fiyatlara müdahale yetkisi kabul edilmiştir. Şimdi bu duvar önemli dediniz, bu yazı önemli, bir felsefesi var dediniz, bir şiir sözü. Evet, az önce siz karşı tarafta 32 esnafın çekimini yaptınız. Ahi Evren hem de 32 esnaf içerisinde şairlerin de piri, şiir yazmış. Hı hı. Şiir yazarken de ahilikte dört şey çok önemli: akıl, ahlak, bilim ve çalışma. Hı hı. Bu şiirinde, bir şiirinde hepsini belirtmiş. Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir, akıl ahlak ile çalışıp bize geçen bizdendir diyor. Akıl var, ahlak var, çalışma var, hak var, sabır var, bizi geçen bizdendir diyor. Bizim kültürümüzde Nil Hanım beni geçiyorsa, gıpta edersem iyi şey ama haset edersem bu günah. Yani aslında burada da rekabetin sınırlarını çizmiş. Rekabet var ama kıskanmamak var. Hani Anadolu'da bir laf vardır ya, uzayan kol bizden olsun. Evet, bu felsefe orada var. Felsefesi.
Ahi Evren 32 meslek teşkilatını kapsayan bir ahilik sistemi kurmuş. Kendisi Debbah ve şu anda bu odada da kendi mesleğiyle ilgili eğitimler veriyor değil mi? Evet. Karşı taraf mecliste karar alınıyordu. Burası Ahi Evren'in kendi odası. Debbah deliyle alakalı öğrencilerine ders veriyor. Burada bir konu anlatılıyor. Buraya bastığınız zaman konu şu. Hacı Bektaşi Veli diyor ki biz Allah deyince dururuz diyor. Mevlana diyor ki biz Allah deyince döneriz, sema yaparız diyor. Ahi Evren diyor ki dönen de bizden, duran da bizden. Biz Allah diyerek çalışırız, çalışırken de Allah deriz diyor. Öyle bir konuşma geçiyor. Hepsi harmanlanmış. Tabii aslında, mesela yani. Hacı Bektaşi Veli diyor ki bayanlara eşine, işine, aşına sahip ol diyor. Ahi Evren de diyor ki Eline, beline, diline sahip ol diyor. Sahip ol. Yani diyor. Hemen hemen aynı felsefede devam ettiriyorlar. Bu odada da hanımlar çalışıyor. Evet, burada Bacıyan-ı Rum dediğimiz yani Anadolu bacıları, bayanlar, esnaf teşkilatı. Ahi Evren'in hanımı Fatma Bacı, kimsesiz kız çocuklarını, öksüz ve yetim kız çocuklarına önce zanaat öğretiyor. Halı, kilim, yastık, dokuma gibi, boyama gibi, eğerme gibi. Onlara sonra iş yeri açıyor, sonra onları evlendiriyor. Parayı nerede buluyor? Bir, ahilin içinde 27 tane vakıf var. Onlardan destek alıyor. Bir de orta sandık var, bütün esnafın yardımcı olduğu. Onlardan destek alarak kimsesiz kız çocuklarını hayata kazandırıyor. Bu da 800 yıl önce büyük bir medeniyet projesi. Kesinlikle. Zaten Bacıyan-ı Rum Teşkilatı ve Anadolu ilk kadınlarının lideridir. Kümbeti var değil mi burada aynı zamanda onun için? Bir kümbet Kırşehir'de bulunuyor. Ankara'da, Fatma Bacı Ankara, kümbeti. Fatma Bacı o ayrı. O ayrı Fatma mı? Fatma Hanım kümbeti ayrı. Bu Fatma Bacı ayrı. Ha, Fatma Hanım ayrı, Fatma Bacı ayrı. Ama bu coğrafyada Fatmalar da en az erkekler kadar evet, Fatma savaşmış, hatun, Fatma üretmiş. Fatma Hatun var, Muhterem Hatun türbeleri var bizim burada. Yani onlar da Selçuk zamanında etkili olmuşlar. Çünkü o zaman çok yozlaşma olmamış. Ne demek istiyorum? Zaten Türk kültüründe bizim bildiğimiz, okuduğumuz, duyduğumuz tarihten gelen şey eğer Hakan bir buyrukta bulunmuşsa, eşi onaylamıyorsa, hatun onay vermiyorsa o buyruk geçersizdir. Tabii. Bu eşitlik burada yanında, da bir şekilde hep yanında yaşatılmış. Ve desteklemiş, kararlara da iştirak etmiş. Burada yine halıyla ilgili kirkitler var, kirmenler var, çıkrıklar var. Bu halı malzemeleri. Şurada da 1934'te seçme ve seçilme hakkı kanun çıkınca Kırşehirlilerin oy verdiğini gösteriyor ilerideki. Peki bu ahilik teşkilatına Bacıyan-ı Rum'un üyeleri de dahil olabiliyordu değil mi? Bayanlar yani ayrılmıyordu. Yok. O teşkilatın yapısını onlar tabii, tabii. Yani bir nevi meclis aslında. Tabii yani hep destek, birbirine destek. Orada bir yazı dikkatimi çekti. Bacıların savaşçılık yönlerine de işaret eden bir ifadeden söz ediyor. Ne demiş? Hatunlar oturu ben danıştılar, sillerine kamalar bağlaştılar. Varıp Kayseri'yi tuttular mekan, vermediler ol kafire eleman. Yani kadınların da savaşçı yönünün şöyle, altını Kayseri, ilk Kayseri'ye geliyor ya Bağdat'tan Ahi Evren, esnaf çarşısını kuruyor ve orada bir tane Ermeni ispiyon ediyor ahileri ve şehre bir yerden giriyorlar. Şehri Fatma Hanım savunurken esir düşüyor, 5 sene Moğollara esir kalıyor. Sonra kurtarılmış. Sonra kurtarılıyor. Yani savaşın içerisinde. Yani, dediğiniz gibi. Evet. Anadolu kadını savaşçıdır. Evet. İçerisinde. Tıpkı bizler gibi. Doğrudur. Bu da Cumhuriyet döneminde değil mi? İlk oy kullanıyorlar. 1934'te seçme ve seçilme kanunu çıkınca bu Kırşehirli halkımızın oy verdiğini gösteren orijinal bir resim. Peki bu iki resmin arasında ne kadarlık zaman farkı var? Zaman farkı yok. Bura biraz daha devlet ricali, bura biraz daha Anadolu kadını. Kadını. Ürfi giyinmiş şekli. Çalışan, üreten Anadolu kadını. Evet. Burada biraz daha böyle devlet erkanı var. Modern. Burada da halı dokuma malzemeleri var. Biz buna kirkit diyoruz. Şu karşıya kirmen diyoruz. Karşıya çıkrık diyoruz. Bunlarla halı dokunuyor ve
kullanım haline getiriliyor. Bu bölgede halı dokumacılığı oldukça yaygın zaten. Biraz sonra karşı odalar Kayseri'de göreceğiz. Kayseri'de de gözlemledik ve dokuma biçimleri benziyor birbirine. Özbağ ve Mucur halı ve kilimleri meşhur. Biraz sonra göreceğiz. Evet, burada da halı kilim dokumacılığında kullanılan aletler var, araç gereçler var. Ve bu da dokunmuş bir dokunmuş parça. Dokunmuş bir yastık. Bu yastık, bu da çanta, o zamanki modern çanta. Evet, bu da bir sandık. Daha çok bunu nostalji filmlerinde görüyoruz ama sandık hep aynı sandık. İçinde ne var? Kaneviçeler, danteller, kısacası hayaller var. Bu bölümde de ahilerin nasıl giyindiğine dair bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Hemen şuradan birkaç bilgi aktarmak istiyorum. Meslek erbabının elbisesinin temiz olmasına dikkat çekilmiş. Mesela renkli kumaştan tek renk olması gerektiği. Yine işte ipek olmasın diyor. Açık renk paçaları olsun. Kısa olsun diyor. Çünkü şatafatlı olmasın. Eşsiz bile olsa diyor, sana ipek kumaş yakışmaz. İşte ondan sonra şatafattan uzak, altın yüzük ve benzeri aksesuar takmanın da doğru olmadığını ve son olarak ayakkabılarının da her zaman temiz olması gerektiğinin altı çizilmiş. Her meslek farklı renkle, farklı şekilde, tarzla temsil ediliyor. Hangi zanaat icra ettiği buradan belli oluyor dışarıdan gezerken. Ahi Evran Müzesi, Ahi Evran Külliyesi'nin hemen karşısında yeni açıldı. 2023'ün son aylarında açıldı ve oldukça yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Ben de burayı gezdiğimde gerçekten edilen masrafın, yapılan emeğin ve parlatılmaya çalışılan felsefenin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha tüm yüreğimle hissettim. Bence siz de eğer Kırşehir'e gelirseniz bu müzeyi gezmeden buradan ayrılmayın. Ahi Evran'ın memleketindeyiz. Gülten Göçer Hanımefendi yanımızda.
Ve bize de ikram etti ahi böreği. Evet. Değil mi? Evet. Ahi eli açık, cömert demekmiş. Gülten Hanımcığım, şimdi ben Anadolu'nun her yerini geziyorum. Ahilik dedik, cömertlik, el açıklıktır. Bu kadar büyük bir gözleme ilk kez görüyorum. İçinde ne var? İçinde patlıcan, soğan, biber ve domatesle yapılıyor. Bizim yöresel böreğimiz. Mayalanmış değil mi? Yok. Değil mi? Hamurumuz mayalanmıyor. Normal tuzla yoğruluyor. Yöresel bizim böreğimiz. Ve Kırşehir denince peşine düşünen şeylerden birisi. Cemele biberi. Cemele biberi. Cemele biberi. Güzelliği ne? Valla Cemele köyünde yetişiyor ve acı oluyor. İnce kabuğu. Yani. Kabuğu ince. Cemele köyü adını vermiş bu adını biberi. Vermiş, ama mesela evet. Ben bunun tohumunu götürdüm. Atıyorum Mersin'de diktim. Olmuyor. Neden? Vallahi bilmiyorum, herhalde toprağından. Olmuyor. Peki Kırşehir'e gelenler hangi lezzetleri aramalı? Yöresel lezzetlerden ne var? Yöresel lezzetlerimizden saç böreğimiz var, peynirli, kaşarlı, yumurtalı böreğimiz var. Yoğurt çorbamız var. Cemele biberinin etli dolması, zeytinyağlı dolması. Yani var bayağı. Zaten 23 Eylül. Sulu köftemiz var. Biraz önce şey yaptınız, çirlememiz var. Düğünlerde yapılır. Özbağ'a hastır o. Her düğünde olur. Çullamamız var. Üstü tavuk etli pişer. Bayağı geniş. Var, var. Çok geniş. Yani şu anda hakikaten kültür oldu. Yemek kültürü çok geniş. Peki bunu neye bağlıyorsunuz? Burası İpek yolunun geçiş noktası. Geçiş noktası olduğu için. Evet. Kültürel etkileşim böylesine güzel, güzel bir sofraya evet. Hakim, çıkmasının hakim nedeni oluyoruz. Olmuş. Evet. Malzeme güzel olunca ortaya çıkan bir de yapan da güzel olması gerekli ablacığım. Evet, hiç mütevazi evet. değiliz. Yapan da güzel olmak zorunda. Evet, değil mi? Evet. Bu kağıdın zaten farklı bir büyüsü var. Girdiğiniz evet. andan itibaren sizi içine çekip alıyor. Çekip alıyor, evet. Değil mi? Bir evet. ruhu var. Aynen. O ruh. Sofralarda da karşımıza çıkıyor. Çıkıyor, evet. Ve burası esnaf yoğun bir bölge. Zaten hemen Ahi Evra'nın yanındayız. Yanındayız, ve evet. Ve hanımlar burada kendi evdeki yaptıkları örgüleri getirip satıyorlar. Kendilerine oluyor kazançları. Biz yalnız burada yaptığımız börekleri 55 tane öğrencimiz var. Yardımsevenler Derneği adına çalışıyoruz. 55 öğrenciye, üniversite öğrencisine ayda 750'den burs veriyoruz. Bu da biz gerçekten gönüllü olarak çalışanız. Az evet. önce söylemiştim. Ahilik evet, demek, budur, eli budur. Açık, cömert demek evet. demiştim. Bu, 25 yıldır bir ben bu dernekteyim. Bir ekleme daha yapalım. Gönlü de açık. Gönlümüz de açık. Evet. Şimdi ben bunu bir deniyorum. Deneyin. Şöyle. Gerçekten güzel. Aslında onun dolmasını da keşke yeseydiniz. Neyse bir dahaki sefer geldiğimizde haberleşelim. Tamam. Yoğurt çorbamız. Evet. Şimdi 23 Eylül'de burada bir yemek festivali olacakmış. Yarışması var. Buradan evet. duyuralım Seyri Alem ekranlarından. Siz de eğer Kırşehir'in yöresel yemeklerini yapmak istiyorsanız, denemek, evet. tatmak isterseniz takvimlerinize şimdiden not düşmeyi unutmayın. 23 Eylül. Evet. Sadece bu kadar değil. Çok geniş bir sofra Aynen. sizi bekliyor olacak. Ve bu güzel masada herkese yer var. Yüksel amcamız da yanımıza geldi. Sizi tanıyalım mı? Biraz bize kendinizden söz eder misiniz? Doğma büyüme Kırşehirliyim. Efendime söyleyeyim. 23 yaşına kadar tezlilik yaptım. 23 yaşında Almanya'ya gittim. 20 yıl orada kaldım. Geldim. 30 senedir burada esnaflık yaptım. Emekli oldum. İki kızım, bir oğlum var. En küçük oğlum 48 yaşında. En büyük kızım 56 yaşında. Hanım benden 7 yaş küçük. Peki çok genç görünüyorsunuz. 85 yaşındayım. Vallahi ben kendimi 84 yaşında hissediyorum ama gören de biraz öyle diyor. Herkes aynı şeyi. Niye borçlusunuz bunu? Vallahi ben çok hareketliyim. Diyorum ya, günde 5 kilometre yürürüm. Evde hiç oturmam. Sabah kahvaltı yerim. Çarşıya gelirim. Akşama namazına da bir saat kala eve giderim.
Devamlı çarşıdayım yani, pazar hariç. Peki esnafsınız. Ahilikle ilgili bize ne söylemek istersiniz? Vallahi herkes ahi gibi şeyle olsa, düzgün olsa Türkiye'nin her şeyi düzelir. Nedir o felsefe, nedir? Ya felsefe diyor ki işte yanlış yapma, yalan söyleme, efendime söyleyip kötü iş yapma, fazla kazanç üstüne yükleme. Yani bir öğretti bu yani. Peki aslında. Şimdi şöyle bir baktığınızda gerçekten ahi gibi bir esnaf var mı? Vallahi Kırşehir'de şimdi sizin dediğiniz toplasa %10 çıkmaz. Değil mi? Bu da aslında bizim değerlerimize yeterince özen göstermediğimizin ya da teknoloji çağına yenik düştüğümüzün bir göstergesi değil mi? Ve buraya geliyorsunuz, ahi böreği değil mi bu yediğimiz? Tabii bu hani benim baldızım olur. Çok da lezzetli bir börek. Yerim ben, hep patlıcanlı yerim. Ama her gün de yemiyorum, öğlenleri yemek yemiyorum da bugün biraz acıkınca geldik. Peki Kırşehir'in en güzel yemeği ne? Vallahi bizde sarma yaparlar, dolma yaparlar, ahi pilavı yaparlar. Çullama yaparlar. Ne bileyim ben, sulu patates var, sulu köftesi var, taze fasulyesi var, kuru fasulyesi var. Her türlü yemek yapılır evlerde. Yani evet, burası Bozkır ama bu Bozkır'da öylesine efsane yemekler, yiyecekler var ki. Ahi böreğimizi yedik. Hemen yanında hanımlar kendi el emeklerini, göz nurlarını burada satışa sunmuşlar. Boncuk deyince zaten ben kendimi kaybettim. Yine turunculu, mavili, bileklikler. Çok şık gerçekten. Neler neler yapmışlar. Kolyeler. Küpe. Bunları siz mi yapıyorsunuz? Bu iğne oyası mı? Onlar boncuk iğnesi. Bu Miyiki'den. Dorika boncuktan. Ne kadar güzel renkleri. Bunlar da yakın modellerimiz. Oo, çok güzel. Hepsi el yapımı. Harika gerçekten. Ünlü Frida'mız, çok satan modelimiz. Frida değil mi? Evet. Gerçekten çok güzel. Buraya gelen herkes. Bekliyoruz herkese. Kadın Emek Pazarı'na. Evet, bu Kadın Emek Pazarı'nda hanımlar bir taraftan işliyorlar, bir taraftan tezgahlara geliyor. Bu da bebek. Bu Kırşehir bebeği midir? Evet. Hadi, her yerin bir bebeği var ya. Evet. Bu da Kırşehir'in bebeği. Evet. Bunu siz mi yapıyorsunuz? Arkadaşım yapıyor. Arkadaşınız yapıyor. Birlikte satıyorsunuz. Evet, beraber, o da arkadaşım. Boncuk işlemesinde çok güzel şeyler yapılıyor burada. Başka arkadaş bıraktı hapishanede. Biz ona yardım için satışa koyduk. Yani ben size verdikten sonra bile. Evet. Bu da çok güzel. Birbirinden özel ürünler var burada. Ama bunu işlemek de gerçekten zordur yani. Tabii zor. İlmek. Ve uzun süre dayanıklı bir oyuncak aslında. Evet. Makinede yıkayıp tekrar kullanabilir. Sağlık açısından da güzel. Evet, günümüzde çocuklar hep böyle suni şeylerle oynadıkları için pek çok hastalığa maruz kalıyorlar. Evet, üretici pazarında Aynur Hanım hummalı bir şekilde bir şeyler işlemeye devam ediyor. Kolay gelsin. Ne işliyorsunuz? Teşekkür ederim. Çocuklar için oyuncak örüyorum. Bu oyuncağımız Spiderman olacak. Bu gövdesi. Evet, gövdesi. Parça parça örüp birleştiriyorum. Sonra yüzünün şekillerini yapıyoruz. Farklı bir şekillerde değişik oyuncaklar çıkıyor ortaya. Peki bu bittiği zaman fiyatı ne kadar? Fiyatlarım 150-200 lira arasında olur.
güzel sağlıklı iplerden güzel şeyler şekillerde çıkartıyoruz. Hem boş zamanınızı değerlendiriyorsunuz, hem ekonomiye katkı sağlıyorsunuz, evet. Ev bütçesine katkı sağlıyorsunuz. Aynen. Ve buradaki her şey az önce de söylediğim gibi tezgahın arkasında sıcağı sıcağına üretiliyor ve tezgahlarda yerini alıyor. Evet, birbirinden farklı temalı oyuncaklar alıcısını bekliyor. Burayı ziyarete gelen şöyle bir yürürse burada alışverişini yapar. Orada da ahi böreğini yer, keyfine bakar. Şimdi de kent merkezinde bulunan Cacabey Medresesi'ne getirdim sizi. Cacabey Medresesi 800 yıllık bir medrese ve Anadolu Selçuklu döneminin astronomi yüksekokulu. Anadolu'da bir ilktir ve döneminde amacına uygun olarak gözlem evi olarak hizmet veren tek yapıdır. Bu bina ile ilgili yorumları okuduğumda en çok ilgimi çeken detaylardan bir tanesi hemen köşelerdeki roket şekli verilmiş bölümler olmuştu. Evet, gerçekten de uzaktan baktığınız zaman bir roketi andırıyor. Bundan 800 yıl öncesinde bu medresede dini eğitimin yanı sıra müsbet ilimler de verilmiş. Gökyüzünün, ayın, güneşin, yıldızların hareketleri incelenmiş, araştırılmış. Bununla ilgili bir takım çalışmalar yapılmış. Cacabey Camii anıtsal giriş kapısı Anadolu Selçuklu taş işlemeciliğinin en güzel örneklerinden bir tanesi. Üzerinde tekrarlanan figürler, betimlemeler, hemen kapının üstünde yer alan ayetler kapıya ihtişamlı bir görüntü vermiş. Kesme taştan yapılmış medrese kare planlı iki eyvanlı. Kare şeklindeki yapı eğitim bölümlerine açılıyor ve tam ortada büyük bir havuz var. Rasat kuyusu deniyor aslında buna. Rasat kuyusu üstü açık olan kubbe bölümünden gökyüzünün hareketlerini inceleyip bir takım astronomik verilere ulaşmak için kullanılmış. Burası şu anda cami olarak kullanılmakta ve mihrabın hemen yanında iki iç sütun gezegenleri tasvir etmiş. ...1272'ye tarihlenen Cacabey Medresesi'nin minaresinde kullanılan tuğla örgü sistemi Anadolu'da tek. Ve bu medrese 2014'ten beri UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'nde kayıtlıdır. Mavili, kremli, işlemeli. Zaten bu mavi çinilerden dolayı
halk arasında Cıncıklı Camii olarak da biliniyor. Caminin minaresi aynı zamanda gökyüzü gözlemleri yapmak amacıyla astronomi kulesi olarak da kullanılmış. Vakıf kayıtlarında astronomi ve uzay gözlemlerine dair herhangi bir kayıt bulunmamakla birlikte yapının günümüze kadar ulaşmış olan binası Cacabey Külliyesi'nde gözlem yapıldığını delillendirmektedir. 13. yüzyılda bölgenin gelenekleri içerisinde hem hukuk hem de onunla bağlantılı olarak astronomi öğreniminin merkezi olmuş. Caminin hemen yan tarafında bir açık hava müzesi var, astronomi müzesi ve o dönemde kullanılan yani gözlem evi olarak kullanıldığı döneme dair araç gereçler burada sergilenmekte. Kırşehir, İç Anadolu'nun önemli kentlerinden bir tanesi. Tarih, kültür ve sanat şehri ve hepimizin bildiği tanımı gönüllerin şehri. Şu anda içinde bulunduğumuz Hamidiye Camii, Abdülhamit Padişah döneminde mescit olarak kullanılmakta olan bir cami. Ama bugün tekrar restore edilerek, hatta üstüne çok daha özenli eklemeler yapılarak günümüze uyarlanmış ve bölgenin temalarını içeren kocaman bir camiye dönüşmüş. Evet. Sayın Müdür merhaba. Şehrin tarih, kültür, eğitim, termal şehri, ozanlar ve erenler diyarı Şirin Kırşehir'imize hoş geldiniz. Burası Hamidiye Camii. 1908 yıllarında Abdülhamit buraya mescit yapılmasıyla ilgili bir ödenek gönderiyor. Hı hı. O yıllarda Kırşehir kasaba 24 metrekare bir yer yapılıyor. Fakat zamanla bu bura şehir olunca ihtiyaç cevap vermedi. Burası yıktırıldı ve yeniden yaptırıldı. Yaptırılırken de Azerbaycanlı bir ressam kardeşimiz burayı 3 boyutlu çizdi. Bu fotoğraflar 3 boyutlu bir Azerbaycanlı evet. ressamın eseri ve hikayesinde Bakara suresinin 22. ayetine göre çizdi. Göre Allah-u çizildi, Teala dediniz. Ayette buyuruyor ki biz gökyüzünü size arş yaptık dediği için kubbe tarafı sema gibi yapıldı. Hı hı. Yeri size döşek yaptık dediği için yer böyle biraz çayır çimenli yapıldı. Hı hı. Size gökten su indirdik dediği için karşı tarafa, mihrap tarafına şelale yapıldı. Bu sularla size nimetler verdik dediği için Allah-u Teala karşı tarafa üzüm bağları yapıldı. Kırşehir'de kavak çok meşhurdu. Kavak ağaçları yapıldı. Bir de Selçuk döneminde Kırşehir'in ismi Gülşehir olduğu için de güllerle süslendi. Burada zaten biter biter Kırşehir'in gülleri biter de türküsü de var bunun. Böyle bir armon oluştu. Şimdi burayı öven var, yeren var ama bizim inancımıza göre hayvan ve insan sureti olmayan yerde namaz kılınır. Burada da çok güzel bir ortamda namazlar kılınıyor. Karşı tarafta da Abdülhamit'in buranın yapılması ile ilgili beratı var. İşte bir çocuğumuz buraya kumbaradan yardım etti, o var. Bir hanımefendi yardımcı oldu, öyle bir isimler var. Üste de cuma günleri namaz kılınıyor. Ramazan ayında da hanımlar karşı taraftan girip üst taraftan teravih namazı kılıyorlar. Çok fazla gelen var, izleyici var, gezen var ve ulusal basına da yansıdı burası. Kırşehir, Türkiye'de de zannetmiyorum böyle bir formatta yapılan bir cami de yok. Biz de bununla onur duyuyoruz. Caminin yapılış tarihini 2014, bir daha söyleyelim. 2014 yılında evet. burası Kırşehir yapıldı. Kırşehir denince
Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait pek çok tarihi yapı var. Evet. Bunlara bir yenisi daha eklenmiş oldu. Temalı bir camisi oldu artık Kırşehir'in. Bitkisel motifli temalı şey evet, cami. Evet, Kırşehir'e diyoruz. Yolunuz düşerse bu camiyi de ziyaret etmeden, şurada oturup dua etmeden buradan ayrılmayın. Tarihi değerleri, önemli şahsiyetleri, doğal güzellikleri, geleneksel mutfağıyla sizler için Kırşehir dedik. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın ve Ahi Evra'nın selamını ekranlara taşıdık. Yepyeni seyirlerde, farklı hikayelerde buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.